Öğrenci. Öncelikle program içeriğiyle ilgili kısa bir bilgi vereceğim sizlere. 2011-2012 güz döneminde Erasmus programı kapsamında yurt dışına göndermiş olduğunuz ilk Erasmus öğrencileri döndüler. Bu öğrencilerimiz deneyimlerini yeni gidecek öğrenciler ya da ileride gitmeyi planlayan öğrencilerimiz için paylaşmak istiyorlar. Bu kapsamda bu programı hazırladık. Program arkadaşlarımızın sunumlarıyla gerçekleşecek. Arkasından soru cevap yapacağız. Programa başlamadan önce aynı zamanda size üniversitemizin gerçekleştirmiş olduğu ilk Erasmus öğrenci hareketi ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Biz Erasmus programına ilk defa 2011-2012 eğitim döneminde başladık. 2011-2012 güz döneminde biyoloji bölümünden 6, kimya bölümünden 1 öğrenci olmak üzere lisans öğrencisi yurt dışına gönderdik ve başarıyla geri dönüş yaptı öğrencilerimiz. 2011-2012 bahar döneminde ise ilk defa bir yüksek lisans öğrencisi kimya bölümünden yurt dışına gitti. 5 tane lisans biyoloji öğrencisi, 2 tane enerji sistemleri mühendisliği öğrencisi ve 2 tane de işletme öğrencisi şu anda yurt dışında eğitimlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda bakıldığı takdirde üniversitemizin ilk Erasmus öğrenci hareketliliği toplamda 17 öğrenci ile 6 farklı ülkede, 9 farklı üniversitede başarıyla tamamlanmıştır. Ben bu bilgileri sizlere verdikten sonra sözü Dış İlişkiler Kurumu Koordinatörümüz Yardım Doçent Doktor Efe Efeoğlu'na bırakıyorum. Sayın hocalarım, değerli mesai arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben çok kısa bir iki noktayı vurgulamak istiyorum. Bugün gerçekten sizlerle burada olmak çok keyifli. Erasmus'un da bu kadar büyüdüğünü görmek ayrı bir motivasyon kaynağı benim için. Çünkü Erasmus özellikle benim çocuğum gibi Aykut hocalarla birlikte ilk bu üniversiteye geldiğimde Erasmus'un üniversite beyannamesi için başvuruyu yapmak, o süreç zarfında gerekli hazırlıkları yapmak bana nasip olmuştu. Tabii o dönemde araştırınca bu Erasmus'un bizler için ne kadar önemli, ne kadar değerli, sizler için ne kadar ufuk açıcı bir proje olduğunu anlayınca benim o günden itibaren en büyük amaçlarımda, hedeflerimde, misyonlarımdan diyeyim artık, birisi de sizlerin arasında bu Erasmus bilincini oluşturmak oldu. Dış İlişkiler Ofisi olarak da bizde bildiğiniz gibi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü, Farabi Kurum Koordinatörlüğü, yakın zaman içerisinde faaliyete geçirmeyi düşündüğümüz özellikle Avrupa Birliği Gençlik Projeleri ile ilgilenecek proje koordinatörlüğü de olacak ve zaman içerisinde farklı konularla Dış İlişkiler Ofisi farklı misyonları da üstlenmiş olacak. Ben o ilk günden bugüne kadar özellikle son dönemde Yaşar Hocam'ın gerçekten çok büyük emeği oldu. Erasmus konusunda biz zaten sürekli görüş alışverişinde bulunuyorduk. Şu anda geldiğimiz ve istikametimiz çok net, çok keyifli, çok motive edici. Daha fazla arkadaşımızın bu programlardan yararlanması için sadece Erasmus'tan değil, yurt içi değişim programı olan Farabi'den ve önümüzdeki dönemde belki söz konusu olacak farklı projelerden yararlanmak için bizler sizi motive etmeyi sürdüreceğiz. Bu tarz toplantıların son derece önemli olduğu kanaatindeyim. Biz daha sık bu toplantıları düzenlemeyi planlıyoruz. Ama buradaki esas amaç sizlerin katılımı. Lütfen sizler de daha sonraki süreçte herhangi bir zorluk yaşamamanız için, daha kolay adapte olmanız için bu toplantılara gerekli ilgiyi gösterin. Ben tekrardan teşekkür ediyorum ve sözü Sayın Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Aykut Gül Hocama bırakıyorum. Belki burada şeyi de vurgulamak lazım. Aykut Hocam'ın desteği olmasaydı biz aslında bugünlere de biraz zor gelirdik arkadaşlar. O yüzden ayrı bir alkış Aykut Hocam'ın. Değerli dekanım, koordinatör arkadaşlar,
öğretim üyesi arkadaşlarım. Şimdi böyle bir etkinliği neden düzenledik? Şimdi biz yurt dışının önemini, anlamını sürekli dile getiriyoruz. Fakat bu tür şeyler pek öyle anlatmayla olmuyor. Bize hani damdan düşen birisi lazım derler ya, işte damdan düşen arkadaşlar var. Olumsuzluk anlamında değil tabii ki. Sizlerle tecrübesini paylaşacak olan, gidip gelmiş olan arkadaşlar var. Onların zaman zaman çektiği sıkıntılar var. Fakat bana göre çok güzel bir deneyim. Çünkü biz de zamanında benzeri şeyleri yaşadık. Yurtdışı faaliyetlerinde insanın ayrı bir heyecanı var. İşte dil bir problem oluyor başlangıçta. Diliniz mükemmel olsa bile sonuçta yabancı bir ülkeye gidiyorsunuz. Sizleriniz birçoğunuz mesela ilinizden, bulunduğu ilden çıktı. Yeni bir ile geldiler. Burada bile zaman zaman insan garipseyebiliyor bazı şeyleri. Hele de yabancı bir ülkeye gittiğinizde bunların olması gayet doğal. Şimdi biz yurtdışı eğitimini özellikle iki nedenden dolayı önemsiyoruz. Bir, yabancı dil. Biliyorsunuz yabancı dil ilk öğretimden o başlıyor, lise, üniversite hep böyle anlatılır, çevrilir ama bir türlü olgunlaşmaz bizde. Nedeni bir eğitim sistemimizden kaynaklanır. İkincisi de siz konunun anlam ve önemini çok fazla bilemezsiniz. Ta ki yurt dışına gittiğiniz zaman dil ne kadar da önemliymiş dersiniz. O nedenle bir dönem için yurt dışına gitmek belki dili tamamen çözmez ama en azından ya dil gerçekten de çok önemliymiş hayatta. O nedenle ben ne yapabiliyorum, öğrenmeliyim. Bilincini uyandırması bakımından önemli. İkinci olarak da yurt dışı kendine özgüven anlamında önemli. Gerçekten gidip gelen arkadaşlarda bir değişim görüyoruz bu anlamda. Ayağı daha yere basan, ondan sonra geleceğe daha umutla bakan. Hatta bunun sayısını artırdığınız zaman çok daha bunun kuvvetli hale geldiğini görüyoruz. Arkadaşlar... İlk ofisi kurduğumuzu hatırlıyorum Efe Hocam'la. Daha sonra işte giderek kadromuz zenginleşti. Erasmus, Farabi koordinatörlerimiz geldi. Daha sonra uzman arkadaşlarımız, Funda Hanım burada, Gökhan Bey var. Reyhan Hanım katılamadı rahatsızlığından dolayı ama giderek ofisimiz genişliyor. Büyük üniversitelerde çok kalabalık kadrolar var. Bizde o kadar kalabalık bir uzman kadrosu yok şu an için. Ama inşallah yakın gelecekte sizlerin de talepleri büyüdükçe bu kadro giderek büyüyecek. O kadar büyüyecek ki artık dış ilişkiler sadece Erasmus ve Farabi'den ibaret olmayacak. Efe Hocam da kısmen belirtti. İşte AB projeleri, proje koordinasyon kısımları, birimleri olacak. Onun dışında yeni bir program geliyor. Adını duydunuz mu bilmiyorum. Mevlana programı geliyor. Şu an YÖK onun altyapı çalışmasını yapıyor. Bu program çerçevesinde de Erasmus, işte Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılan, Avrupa ile yapılan bir anlaşma ise, bir hareketlilik anlaşması ise, Mevlana ile de biz Orta Doğu'ya, tüm dünyaya, Çin'e kadar, Japonya'ya kadar, Türk Cumhuriyetlerine kadar ikili anlaşmalarla ulaşma imkanı bulacağız. Bu bizim için son derece önemli. Neden? Çünkü arkadaşlar açılan üniversite sayısı çoğaldı. Kontenjanlar artık dolmamaya başladı. Biz eğer ülke olarak büyük bir ülke olma hedefinde isek, üniversite olarak da buna destek vermek durumundayız ve biz dışarıya açılmak durumundayız. Burada yabancı öğrencileri de kabul etmek durumundayız. Aksi halde bunu yapamayan üniversiteler yarın daha böyle yetersiz boş kontenjanlarla faaliyet gösteriyor olacaklar. O bakımdan biz dış ilişkilere çok önem veriyoruz. Ve burada bu önem, biz önem veriyoruz ama sizlerin de aynı zamanda talep etmesi lazım. Yani bugün katılım belki geçen yıla göre fena değil ama ben çok daha fazla bir doluluk beklerdim açıkçası. Ama her yıl inşallah hocalarımızın da gayretleriyle, Erasmus koordinatörü olan hocalarımız, bölüm koordinatörleri, onlara gerçekten çok büyük burada görev düşüyor. Biyoloji bölümü gerçekten iyi bir sıçrama gösterdi. Yine diğer bölümlerde de bunun artarak devam etmesini bekliyorum. Ben oradan Zeynep Hocam'a, burada mı bilmiyorum, yok galiba, teşekkür ediyorum bu gayretlerinden dolayı. Burada az sonra işte bu deneyimleri paylaşmış olan hocalarımızı, arkadaşlarımızı dinleyeceksiniz. Erasmus koordinatörümüzün koordinasyonunda. Mutlaka merak ettiğiniz soruları sorun arkadaşlar.
Ve arkadaşlarımızdan biz motive edici konuşmalar bekliyoruz. Ama mutlaka da orada yaşadıklarıyla ilgili olarak da uyarıcı bir takım açıklamalarda bulunmalarını bekliyoruz. Sizden istediğimiz her şeyi güllük gülistanlık göstermeyin. Ne yaşadıysanız onu anlatın. Ama yapıcı olun. Nihayetinde sakın ha gitmeyin, biz gittik perişan olduk gibi bir şey çıkarsa bu iş çöker. Onu sizden asla beklemiyoruz. Yapıcı olsun. Yani olumsuz yönleri de mutlaka dile getirin ama sizden beklediğimiz şey arkadaşlarımızı motive etmeniz. Ve sizlerin de burada sorularla konuyu aydınlatmanız arkadaşlar. Ve ben özellikle yabancı dil konusunda son bir şey vurgulayıp söyleyip ondan sonra bitirmek istiyorum. Şimdi geçtiğimiz dönemde bir grup değişik ülkelerden arkadaşlarımız geldiler. Onlar herhangi bir ücret beklemeden pratik İngilizce eğitimleri verdiler. Ama o sınıflarda maalesef çok az sayıda arkadaşımızı gördük. Çoğu zaman 3-5 kişiyle oradaki arkadaşlarımız ders yaptılar. Önümüzdeki dönemde yine 8 kişilik bir grup geliyor. Efe hocaların aldığı bilgiye göre. Sanıyorum bahar şenliği esnasında değil mi? Geliyorlar. Bu arada bahar şenliğimizi de işte Nisan'ın 23 Nisan'ın hemen akabinde yapıyoruz. 24-25-26 Nisan'da. Bundan sonra faaliyetler biraz artacak. İnternet atlası etkinlikleri var. Fakat ben şu tür faaliyetleri önemsiyorum. Çünkü deneyim paylaşımı belki hayatınızı değiştirecek arkadaşlar. O bakımdan can kulağıyla dinleyin. Ben tüm emeği geçen koordinatör arkadaşlarımıza, uzman arkadaşlarımıza gidip gelen bu işte cesaret göstermiş olan ve biraz sonra deneyimleri paylaşacak olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katıldığınız için. Başlamadan önce ben sunum yapacak olan Erasmus öğrencisi arkadaşlarımı davet edeceğim sahneye. Öncelikle biyoloji 2. sınıf öğrencisi Süleyman Mangal Polonya'da eğitim almıştı. Arkasından yine biyoloji 2. sınıf öğrencisi Neriman Taş Polonya'da Erasmus öğrencisi olarak bulunmuştu. Üçüncü öğrencimiz ise kimya 3. sınıf öğrencisi Ali Rıza Mutlu Fransa'da Erasmus öğrencisi olarak bulunmuştu. Şimdi arkadaşlarımız bu sırayla sunumlarını yapacaklar. Sunumlar bittikten sonra sizlerin sorularını cevaplayacaklar. Ben Süleyman'ı sunumunu yapması için buraya davet ediyorum. Ben biyoloji 2. sınıf öğrencilerinden Süleyman Manga. Erasmus ile Polonya'ya gittim. Ve döndük, sizlerle deneyimlerimizi paylaşacağız. Sizin için slaytlarımız var, onları hazırladık. Erasmus in Lublin. Lublin'de Erasmus, 27 Eylül'de gittik ve 4 Şubat'ta döndük. O günler arasında yaşadığımız olayları paylaşacağız. Geçmeden önce ESN diye bilinen International Exchange Erasmus Student Network diye bir yapıdan bahsetmek istiyorum. Gerçekten bu yapı, bu ismi hak eden bir yapı olarak düşünüyorum. Biz Erasmus dönemimiz boyunca bizim elimizden tutan, yardım eden, dönene kadar her türlü sıkıntılarımızda danışmamıza olanak sağlayan yapı olarak bilinen bir yapı. 27 Eylül 2011 tarihinde Erasmus için Polonya'nın Lubelska eyaletinin başkenti olan Dublin şehrine gittik. Varşova, başkent Varşova havaalanında ESN mentorlarından Demian adındaki görevli bizi orada karşıladı ve beraber üniversitemizin bulunduğu Lublin şehrine yola çıktık. Mentor nedir? Türkçe karşılığı akıl hocası anlamına gelen mentor, ESN tarafından Erasmus öğrencilerine Erasmus eğitimi boyunca yardımcı olan kişidir. Her bir Erasmus öğrencisinin bir tane özel mentoru var. Burada Varşova tren istasyonunda mentor Demian ile çektiğimiz ilk fotoğrafımız. Yine bir mentor olan Johanna. Daha sonra bizim için rezervasyon ile ayrılan UMCS yurtlarından Helios öğrenci yurduna yerleştik. Fakat ben daha sonra Helios yurdundan ayrılarak
Yine UMCS Femina yurduna yerleştim. Çünkü yeni yerleştiğim yurtta hiç Türk öğrenci yoktu. İlk kaldığım yurda göre. İlk kaldığım yurtta oda arkadaşımız dahi Türktü. Bu yüzden Erasmus'tan yararlanıyorduk ve yabancı dil için uygun bir adım olacağını düşündüm ve hiçbir Türk'ün bulunmadığı yurda geçtim. Daha sonra ESR tarafından düzenlenen turlara, gezilere katıldık. Erasmus öğrencileri için düzenlenen Dublin gezisine katıldık ve şehrin kayda değer yerlerini, önemli yerlerini gezip bilgiler edindik. Bu gezi sırasında Lublin Kalesi'nde Polonyalı bir rehber tarafından Osmanlı İmparatorluğu da bize anlatılınca, yani Osmanlı İmparatorluğu'nu da duyduğumuzda bir Türk olarak, Türkiye'den gitmiş Erasmus öğrencileri olarak tabii bir sevinç ve gurur getirdi bizlere. Gezi sırasında yabancı arkadaşlarla tek bir dilde buluşmanın ve kaynaşmanın etkisiyle tanışma olaylarımız gittikçe ilerledi. Burada gezi sırasında tanıştığım İspanyol arkadaşım Daniel ile çektiğimiz bir fotoğraf. Daha sonra ilk gittiğimiz hafta Erasmus için oryantasyon günleri düzenlendi. Biz de bu oryantasyon programlarına katıldık. Ve oryantasyon programının sonunda Erasmus öğrencileri için Erasmus Partisi düzenlendi. Ve bu partiye biz de gittik. Tüm ülkelerden tek bir dilde buluşulan parti gerçekten Erasmus için güzel bir katkı sağladı. Burada daha sonra kaldığım, hiç Türklerin bulunmadığı yurtta kaldığım komşularım olan Belçikalı ve Yunanlı arkadaşlarımız. Gerçekten çok iyi komşular. Türk olduğumuzu duyduklarında bize karşı bakış açıları zaten Türk olduğumuz için bir hayli güzeldi. Türkiye'yi seviyorlar. En önemlisi olan üniversitemiz. Polonya dilinde Universitet Marii Krzysztofowska olarak bilinen üniversitemizin biyoloji fakültesinde derslerimize başladık. Genetik ağırlıklıydı derslerimiz. Gayet sıcakkanlı ve misafirperver hocalarımızın eşliğinde güzel bir şekilde derslerimize devam ettik. Burada analitik biyokimya hocamız Profesör Novak ile çektiğimiz bir fotoğraf. Bu hocamızın hiç unutmamamız gerektiğini düşündüğüm bir özelliğinden dolayı hiç unutmayacağım. Hocamızın dersine girdiği diğer arkadaşlar, Polonyalı arkadaşlar ve hocamızın asistanıyla da görüştük ve sınavları, dersleri hakkında bilgiler aldık. Öğrencilerin ve asistanının dediğine göre hocamızın dersinden geçmek zor diyorlardı. Yani asistanı dahi diyordu, Doktor Nova'nın dersleri zor oluyor diye. Yani ama biz yılmadık, çalıştık, madem geldik dedik. Çalıştık ve hocamızın dersinden ilk yaptığı sınavda ilk girişte geçtim. Bu yüzden dersin bende büyük bir önemi var. Daha sonra moleküler genetik hocamız Profesör Yakubovic ile çektiğimiz bir fotoğraf. Bu hocamız da gerçekten çok misafirperver ve cana yakın bir hocaydı. Şimdi mikrobiyoloji hocamız Profesör Mavek ile çektiğimiz bir fotoğraf. Bu hocamızı da hiç unutmayacağım. Hocamızın misafirperverliği, cana yakınlığı, bizlere özellikle Türk olmamızdan dolayı yaklaşımlarını kaydettiğimizde şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. En sonki dersine hatırlıyorum, arkadaşımız Neriman'la birlikte gitmiştim. Diğer arkadaşlarımız bazı sorunlardan dolayı gelememişlerdi. Neriman'la gittiğim derste hocamız bize son dersimizde Osmanlı'dan bahsetti. Türkiye haritasını internetten açıp bize yaşadığımız şehirleri sordu ve ziyaret edebilme imkanının olduğunu, ziyaret etmek isterse bize ulaşacağını söyledi. Ve hiç unutmuyorum, Google Translate'den Türkçe dürüst kelimesini araştırıp bize siz çok dürüstsünüz dedi ve bu da bize bir gurur oldu yani. Ve aynı zamanda hocamızın bir lafını da söylemek istiyorum. Bunca yıllık profesör olmama rağmen Polonyalı arkadaşlarla dahi, öğrencilerle dahi böyle muhabbetim olmamıştı, sizin yeriniz başka demişti ve hocamızı buradan tekrar böyle hatırlamak istedim.
Yine laboratuvar teknikleri hocamız Dr. Adam ve yanındaki bayan hocamız da ismini bilmiyorum ama gayet sıcakkanlıydı. Bize her türlü imkanda destek sağladı. Halloween Party olarak bildirdiğimiz Cadılar Bayramı Partisi düzenlendi. Biz de Erasmus öğrencisi olarak bu partiye katıldık. Diğer yabancı kişiler ile kıyaslama yaptığımızda diğer kültürleri öğrenmek gerçekten güzel oluyordu. Yani farklılıkları yaşamak gerçekten güzel olduğunu düşündüm. Boş zamanlarımız yurtlarda gayet güzeldi. Yunanlı dostumuz Yanis'in Yunan kültüründen sergilediği oyunlar karşısında biz de Ankaralı arkadaşımız Berk ile Ankara oyunlarından gösterim yaptık. Bu fotoğraf Erasmus dönemimizde arkadaşımız Şahin'in doğum günü partisinde çektiğimiz bir fotoğraf. Yine ESM Başkan ve Başkan Yardımcıları tarafından Erasmus öğrencilerine sıklıkla partiler düzenlendi. Biz de diğer kültürleri tanımak için bu partilere katılım gösterdik. Krakow, Polonya'nın eski başkenti. Biz bu şehre gezi düzenlendi ve ben katıldım. Osmanlı'nın kazandırdığı motifleri, Yahudi toplama kamplarını, müzeleri ve kiliseleri gezdik. Ülke tarihi hakkında bilgiler edindik. Yine Osmanlı'dan miras kalan minareli evleri, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın çadırı da hala orada sergilenmektedir. Biz bunları gördük. Osmanlı hakkında bilgiler aldık. Krakow Jagiellon Üniversitesi'nde Türkoloji bölümünde profesör bir hocamız Yunus Emre hayranı olduğunu dile getirdi. Yunus Emre şiirlerini Polonya diline çevirerek kitaplaştırıldığını gösterdi. Burada Krakow şehrinde İspanyol arkadaşlarım ve diller projesinde İspanyolca öğrendiğim İspanyolca hocam ile çektiğimiz bir fotoğraf. Krakow'da kaldığım hostelin önünden bir görüntü. Tamamen koyu bir Katolik inanca sahip halk. Yani adım başı her yerde kilise var. Papa II. Jean Paul Polonyalı ve Krakow olduğu için Polonya halkı için büyük bir önem taşıyor. Hristiyan inancının yanında az sayıda Yahudi ve yok denilecek kadar Müslüman var. Müslümanlık fazla görünmüyor. Benim dediğim gibi yok denilecek kadar. Avrupa Diller Projesi düzenlendi. Ve biz de bu projede yabancı dil ve kültür eğitimi için katıldık. Ve katılan tek Türk bendim. Neriman arkadaşımız bu projede beni destekledi. Geldi fotoğrafla video çekimlerine yardımcı oldu. Sorulan sorulara cevap verdim. Türk Dili ve Kültürü dersi adı altındaki derse de hocalık yaptım. Ücret karşılığında Polonya dili derslerine katıldım. Gerçekten güzeldi. Bu dil çalışmaları proje sonunda Diller Projesi koordinatörü, ismini yazmayı unuttum, Sebastian tarafından dil öğreticisi belgesi verdiler. Burada Türkiye tanıtımı masasında yabancı arkadaşlar, Türkiye'ye gitmek isteyen arkadaşlar Türkiye ve Türkçe kültür hakkında sorular soruyordu. Biz de bunları cevaplamaya çalıştık. Yine Diller Projesi konserinde sahnedeyken gitarda arkadaşım yine Türk'tü. Türk Dili ve Kültürü dersi ve İspanyolca kültürü dersi alan öğrencilerle benim kaldığım yurtta bir konferansımız, partimiz. En önemli nokta olarak düşündüğüm artılar ve eksiler. Bu süreçte yani mutlaka buraya sizlere söylemek için ne kadar slide hazırlamışsak da bunu atlamamayı düşünüyorum. En önemli olduğunu düşünüyorum. Yabancı arkadaşlar yerine giden arkadaşlar Türklerle kalırlarsa yabancı dil açısından hiçbir faydası yoktur diyebilirim. Gerçekten yani hiçbir faydası yok. Orada Türklerle kalındığında sabah akşam Türkçe, yani Erasmus'a gitmiş bir arkadaşım Türklerden biraz uzak durması gerektiğini söyleyebilirim. Sürekli olarak aktif olup düzenlenen etkinliklere katılmak, yabancı dile ve kişinin psikolojik durumuna büyük fayda sağladığını gördüm. Gerçekten de böyle. Yani gidildiğinde bizim ülkeyle diğer ülkeleri, Avrupa ülkelerini kıyasladığımızda bunu giden arkadaşlar görecek.
aktiflik çok önemli dil açısından. Paylaşım güzel. Yani okulumuzun desteğiyle bizlere verilen hibeler gerçekten yeterli seviyedeydi. Hatta artar diye düşünüyorum. Ama paylaşım güzel. Ama kendi ihtiyaçlarımız için kullanırsak daha güzel olduğunu düşünüyorum. Burada hibeye dikkat edilmesi gerektiğini de söylemek istedim. Bizim gittiğimiz üniversitenin rektörlüğün önünden, üniversite kampüsünden bir fotoğraf. Yine ESM ofisi önünden bir Erasmus öğrencileriyle fotoğraf. Bazı Türk arkadaşlarım ve yabancı arkadaşlarım da desteğiyle kısa bir film çektik orada. Erasmus, Dublin'de yaşam, Dublin tanıtımı ve Polonya kültürü hakkında bir filmdi. İçerik olarak Polonya'da Erasmus, Polonya dili ve kültürü, Polonya mutfağı, Polonya'nın dini, paraları ve yaşam konuları işlenmiştir. Son olarak eğer Erasmus'u düşünen arkadaşlar olursa, hayatta olması gereken 100 şeyden birisi olduğunu düşünüyorum. Ön yargılı olup gitmek istemeyen arkadaşlar beni burada dinlemek isterlerse, dinlerlerse, dinledikten sonra ön yargılarını kıracaklarını ve gitmek isteyeceklerini diyebilirim. Açıkçası dönüş vakti yaklaştığında gelmek istemedim ben, uzatmak istedim. Ama üniversitemiz yeni olduğu için Erasmus'ta, ilk Erasmus öğrencileri olduğumuz için biz bunu fazla bilemedik, yapamadık. Yani imkanım olsaydı gelmeyecektim. Eğer Erasmus hayatta bir kere değil de iki sefer daha olsa ben yine Polonya'ya ve Dublin'e gitmek isterdim. Polonya ve Türkiye kardeşliğini simgelemesi amacıyla bu resmi koymak istedim. Bizi orada ilk defa Erasmus öğrencisi olarak gönderen değerli hocalarımıza teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Gerçekten yani hakkını fazlasıyla verdiler. Gerçekten hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ben okulumuz rektörlüğüne, bölüm hocalarıma, dış ilişkiler birimi Erasmus ofisine ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu okuldan, bizim oradaki okuldan bir fotoğraf, dış görünüşü. Gerçekten Polonya'ya gitmemiz bizim için güzel bir başlangıç oldu. Erasmus programını ilk olarak geçen sene okulumuzda Yaşar Hoca'dan dinlemiştik. Bana çok farklı gelmişti. Dinledikçe yani insan kendisini düşünüyor. Yani gidebilir miyim ben de gibi düşünüyor. Ben de bu oryantasyonda anlatılan konular, Erasmus'la ilgili anlatılan şeyler çok hoşuma gitmişti. Dinledikçe işte ben de kendimce karar verdim. Gidebileceğimi düşündüm yani. Ve okulda sınav olduğunu öğrendim. Sınava girdim. Sınavda yani zordu açıkçası ama geçmiştik yani sonuçta benim biraz altyapım vardı İngilizce'den. Biyoloji bölümü Erasmus programı koordinatörümüz Zeynep hocamıza ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizi orada hiçbir zaman yalnız bırakmadı gittiğimizde. Gitmeden önce de ve gittikten sonra da bizi orada hep destekledi. Bize burada gitmeden önce çok güzel konuşma yaptı, bize çok güveniyordu. Bu konuda yani her zaman, her daim bize yardımcı oldu kendisi. Onun için Zeynep hocamıza çok ama çok teşekkür ediyorum çünkü kendisi bizimle çok ilgilendi. Orada hep yazıştık hocamızla. Umarım yani bizler de Zeynep hocamıza yakışır öğrenciler olabilmişizdir. Tabii yani hiçbir şeyde gayret göstermeden, çaba sarf etmeden olmuyor. İnsanlar bir şeyler yapabilmek için, bir şeyleri başarabilmek için çaba sarf etmesi gerekiyor gerçekten. Polonya 27 Eylül İstanbul Atatürk Havaalanı'ndan 17.30'da biz uçağa bindik gittik arkadaşlar. 4 arkadaş gittik biz. Orada yani ilk gittiğimizde çok böyle biraz heyecan falan da vardı bizlerde.
çok güzel olmuştu. Yani ilk tecrübemizdi bu bizim yurt dışı olarak. Çok mutlu olmuştuk aslında biz hepimiz arkadaşlarla. Orada da gayet iyi, yani birbirimize destek olduk. Okula gidiş gelişlerimizde olsun. Yani yurtta kalma ortamlarımızda olsun. Arkadaşlarımızla oradaki çevremizde olsun. İnsan oraya gidince kendisine farklı bir özgüveni geliyor yani. Tek başına ayakta kalabilme gibi bir... Tek başına ayaklarının üzerinde yabancı bir ülkede durmak gerçekten çok güzeldi. Yani orada zaten insan kendisini cesaretli hissediyor yani bir nevi. Tabii ki başka ülkelere, başka yerlere gidip görmek, başka insanları tanımak, kültürleri tanımak çok farklıydı. Kesinlikle yani ben gitmek isteyen ve de gidecek olan tüm arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Yani gitmelisiniz çünkü gidip görmek, gidip tecrübe sahibi olmak gerçekten güzel. İnsana çok güzel anılar, çok güzel şeyler yaşatıyor. Ve orada zaten çok güzel arkadaşlıklar edindik. Hocalarımız olsun, arkadaşlarımız olsun bizi çok sevdiler ve sevildiğimize de eminim ben orada. Oradan hala yazıştığım hocam var mesela. Yazışıyoruz işte bizimle, bizi çok sevdiğini, işte bizimle ilk defa yani bir öğrenciyle bu kadar içi dışlı olduğundan bahsediyordu bize kendisi. Bu da tabii ki arkadaşımızın da dediği gibi çok gurur verici bir şey aslında. Bu programa zaten başvurduğum için çok mutluyum ben. Bir defa daha gitme şansım, imkanım olsa tekrar giderim. Benim için her anlamda faydalı bir program olduğuna inanıyorum. Arkadaşlar tavsiyelerim var benim birkaç tane. Buradan gitmeden önce oradan mesela kesinlikle gideceğiniz ülkelere kendinize arkadaşlıklar edinmelisiniz. Veya işte orada size verilen bir danışman dediğimiz gibi mentorlarla irtibata geçmelisiniz. Çünkü onlardan en azından bilgi alabilirsiniz orada ne yapabileceğiniz konusunda. Zaten oraya gittiğinizde de tüm derslere girmeye çalışın. Hocalar buna gerçekten önem gösteriyorlar. Okuldaki hocaların ders anlatım şekilleri de gayet güzeldi yani bizim gibi. Biz de mesela ilk olarak derslere giriyoruz, sonra laboratuvar derslerimiz falan oluyor biz biyoloji öğrencisi olduğumuz için. Orada da aynı şekilde öyleydi. Bazı derslerde de mesela tek bir konuda hangi hoca uzmansa o hoca o tek derslik için derse giriyordu. Yani bu da bizim açımızdan iyi oluyordu gerçekten. Bizim oradaki hocalar bizlere karşı çok iyiydiler. Bizim gibi zaten öğrencileri tanıdıkları için çok memnun kaldıklarını, çok mutlu olduklarını söylediler bizlere defalarca. Harcamalar konusunda da oraya gittiğimizde çok dikkatli olmak gerekiyor. Sonuçta bizler yabancı bir ülkedeyiz. Yani yeri geliyor insana farklı fiyatlar söylenebiliyor. Ama zaten biz böyle bir durumla karşılaşmadık hiçbir şekilde. Çok yani insanlara olsun çok bizimle ilgilendiler. Çok yardımcı oldular her konuda yani bizlere. Orada zaten karşılaşacağınız herhangi bir konuda da oradaki yetkili kişilere başvurabilirsiniz. Çünkü her konuda elinden gelecek olan yardımları esirgemezler eminim. Yani hiç korkmamak gerekiyor. Eğer yani insanlar gerçekten dürüst oluyorlarsa karşısındaki insanlar da kendilerine karşı dürüst davranıyorlar. En başta dediğimiz gibi kendine güven çok önemli. Bir şeyleri başarabileceğimize inandıktan sonra zaten gerisi kendiliğinden geliyor. Okulun dış görünüşünden yine fotoğraflarımız var. Hocalarımız da çektirmiştik birkaç tane. İlk olarak oryantasyon programına katılmıştık bir hafta. Orada bizi gezme, Dublin turuna falan çıkardılar. Bu bizim yurttan arkadaşlarla çektiğimiz fotoğraflar. Bu bizim kaldığımız yurttan fotoğraflar. Dış görünüş burası. Burası yurdun içi. Biz kendi yemeğimizi kendimiz yapıyoruz orada mutfağımız. Kaldığımız olan görüntü. Bu da kar yağıyordu. Böyle bir manzara fotoğrafı.
Bunlar da böyle ruh dinlen görüntüler arkadaşlar. Büyük bir alışveriş merkezi burası. Burada biz bugün turuna çıkmıştık. Tekrardan tüm Osmanlı Fakültatı Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Kimya bölümü öğrencisi Ali Zamutu ismi. Ben Fransa'da, yani Erasmus'ta Fransa'yı tercih ettim. Üniversitede Potier'di ismi. Bilirsiniz belki Descartes bu üniversiteden mezun olmuştu. Köklü bir üniversite. Zaten 1431 yılında kurulmuş. Erasmus öğrencisi olmadan önceki seçim süreci ve onlarla ilgili arkadaşım bahsetti bunlardan biraz. İngilizce sınavı, not ortalamanızın bunların ikisinin %50 dilimler halinde ikisinin ortaya oluşan bir not. Bu aşamada ben de Erasmus programında Avrupa'daki bir dönem eğitim görme hakkı kazandım. Dış ilişkiler ve Erasmus dönem koordinatörümüz Recep Milke'ye verildi ve Fransa'da Üniversite Poitiers Üniversitesi oldu. İlk önce ben Belçika'ya gidiyordum aslında. Belçika son anda anlaşmalar arasında Fransa'da eklendi ve Fransa'yı sevdiğim bir ülke olduğu için tercih ettim. Dış ilişkiler bölümü, Erasmus ofisi, tüm hocalarım ve Yaşar hocam özellikle çok teşekkür ederim bu konuda bana yardımcı oldukları için. Bu da üniversite Potier'den otobüs kullanıyordu genelde. Metro ona tarz benzeri şeyler yoktu. Bunu otobüs, bus diyorduk işte biz. Tren, toplu taşıma araçları olarak tren kullanıyordu şehirler arasında. Yine Fransa'da bir Fransız aileyle öğlen yemeğindeydik. Bu da Lyon'dan, Fransa'nın yine Lyon'dan Pierre-Saint-Martin Meydanı'ndan bir görüntü. Bu da Fransa'da Türk lokantasından. Türkler her zaman her yerde kendini gösteriyor zaten. Bu da Lyon kentinden bir görüntü. Arada tramvay falan var. Bu meydandan yine görüntüler. Bu da yine aynı şekilde Lyon'dan görüntüler. Bu da belediye binası. Eski yapıtlar Fransa'da genellikle çok fazlaydı. Bizim Türkiye'ye nazaran çok farklı. Bu da arkadaşlarımla beraber eğlenirken. Bu da yine Potier şehrinden, gittiğim üniversitenin şehrinden görüntüler. Bu da Fransa'yla özdeşleşmiş Eiffel Kulesi. Potier Üniversitesi'nden yine içerisinde bir çalışma salonu sol taraftaki. Sağ taraftaki ise yine bir üniversite toplantı salonuydu. Bu da üniversite dersliklerden bir görüntü. Bu da sınavdan önce çektiğim bir fotoğraf. Kaldığımız yurtlar, sol taraftaki benim kaldığım yurt değil, sağ taraftaki yurtta kalıyordum ben. Güzel değil bir yurttu. Eğlenceliydi. Çinli, Japon arkadaşlarım vardı. Genelde onlarla bana eşlik ediyorlardı. Onlarla birlikte haydi veriyorduk. Bu da yine yukarıdaki sol tarafta olan bizle ilgilenen bölümdü. Erasmus öğrencilere gelen ülke, şehrin tanıtımı, ülkenin tanıtımı, otobüs veya o tür benzer haritalar falan bize vermişlerdi. O imkanları sağlamışlardı. Sağ taraftaki ise dil bölümüydü. Ben İngilizce ve Fransızca dersleri aldım orada. Bu da odam bir görüntü. Odamda bunlar mevcuttu. Gidecek olan arkadaşlara son olarak tavsiye ederim. Alacağınız hibeyi düzgün kullanmanızı tavsiye ederim. Gittiğinizde hemen pat bir harcamanızı tavsiye etmem. Ben biraz sıkıntı çektim bu konuda. Ondan önce dil probleminiz muhakkak olacaktır. Gitmeden önce herhangi bir kursa falan giderseniz daha iyi olur sizin için. Gittikten sonra da oradaki dil kurslarını takip ederseniz daha verimli olacaktır sizin için. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Bütün Osmanlı Fakültatı Üniversitesi'ne, hocalarıma, dış ilişkiler bölümüne çok teşekkür ederim. Bu imkanı size sağladıkları için.
güzel sunumlar yaptılar. Sizler de görüyorsunuz, hepsi çok memnunlar. Bütün sunumlar kendilerine ait. Ben hiçbir değişiklik yapmadım. Sadece birkaç yazım hatalarını düzelttik arkadaşları. Çünkü sunumları hazırlarken siz de takdir edersiniz ki ilk defa sunum yapıyorlar. O nedenle biraz hataları vardı. Onları düzelttik uç olarak. Hala da görüyorum hataların bir kısmı kalmış ama yine de güzel sunumdu diye ben düşünüyorum. Hepsi de çok memnun. Şu anda tabii ki yaşadıkları dezavantajlar da olmuştur oralarda bazı konularda. Ama daha çok görüyorsunuz ki pozitif yönler ağırlık basıyor. O yüzden hepsi de tavsiye ediyorlar zaten. Keşke bir daha imkanlar olsa da gidebilseler. Özellikle Süleyman orada kalmayı falan istiyor açıkçası. Belki ileriye dönüp orada eğitimini tamamlayabilirdi aslında. Yüksek lisans, doktora çok güzel şeyler olabilir. Çünkü ben de Erasmus'a gitmiştim. Bir yıl kaldım ve sonrasında doktora daveti alınca tekrar doktora yapmak için aynı ülkeye gittim ve 5 yıl kaldım orada. O yüzden Erasmus programı ileriye dönüp çok avantajlar katacaktır hayatımıza. Özellikle bizim ilk öğrencilerimize katacağını ben düşünüyorum şu an itibariyle. Şimdi sorusu olan varsa ya da soru sormak isteyen arkadaşlarımız, arkadaşlarımız cevaplayacaktır. Ben de cevaplayabilirim bu takıldıkları yerde. Ben Gülşah, işletme yüksek lisans öğrencisiyim. Eğer kısmet olursa Eylül ayında ben de yanımdaki arkadaşım İtalya'ya gideceğiz. Şunu merak ediyorum, biz oraya tez yazım döneminde gideceğimiz için orada ders alacak mıyız ya da tezimizin bir kısmını mı orada yazacağız? Benim bu konuda bir bilgim yok. Bunu merak ediyorum sadece. Öncelikle şu an itibariyle siz asil konumunda mısınız bilmiyorum ama asil listelerini biz hazırladık fakat hibe başvurusunda bulunduk. Hibe başvurusu Ulusal Ajans'ın bize verdiği hibe kapsamında sizin asilliğiniz gerçekleştirilecek ama şu an itibariyle İtalya'ya evet asil konumundasınız ama gideceğiniz tam benim kısım değil. Biz kesin o şekilde konuşalım da hibe geldiği sürece herkesin tekrar yenileyim yeni dönemde gidecek olan arkadaşlarımız asil konumunda olabilirler. İBE kapsamında tekrar değerlendireceklerdir. Sizin sorunuza gelince, yüksek lisans tez aşamasında mısınız siz? Şu an ders aşamasındayım. Eğer gidersek tez aşamasında olacağım. 6 aylığına gidiyorsunuz büyük ihtimalle. Bir dönemde, güz dönemi için. Eğer gidecek olursanız, orada normal, peki tez konumuzu bağlantılı olduğu bir hocayla çalışacaksınız. Anlaşma yapıldığına göre o hocayla birlikte normal 6 aylık tez dönemini devam ettirebilirsiniz. Döndüğünüzde hocanızla birlikte geri kalan 6 ayı devam ettirip mezun olursunuz. Teşekkür ederim. Daha çok arkadaşlar gitmiş gelmiş olan arkadaşlarımızın sorular sorulursa daha memnun olurum. Çünkü onların deneyimlerini paylaşmak için bu programı organize ettik. Sorusu olan var mı başka? Şakir Şen, öğrencisi. Arkadaşlara sorum. Gittiğiniz üniversitelerle şu andaki kendi üniversitemizin arasındaki artılar, eksiler, farklar ya da bizim fazlalarımız, onların eksileri nelerdir onları öğrenmek istiyorum. Kendim başvuru yapmadım, daha çok kendi üniversitemi tercih ettim. O yüzden soruyorum. Teşekkür ederim. Laboratuvarlarda çok, onlar yani bizim okula göre çok şeydi, biyoloji olduğu için biz. Gayet iyiydi yani. Laboratuvarda her malzeme tam vardı. Biz deney konusunda da bayağı ilerledik orada. Yaptığımız deneylerde olsun, yapmış olduğumuz tüm bu şeylerde. Yani buydu, fazlalık olarak başka bir şey yoktu zaten. Gerçekten... göz önünde bulundurduğumuzda hem yurt dışındaki üniversitelerle bizim üniversitemizin farklar tabii büyük. Örneğin mesela bizim buradaki gibi değil, bir derse tek bir hoca değil de bir dersin bir konusunun hocası var. Mesela genetik mühendisliği dersimiz olmuştu. Bir dersken bu genetik mühendisliği dersi her bir konuyu farklı bir hoca anlatmıştı. Her bir konunun farklı bir hocası var. Laboratuvarlara büyük ağırlık veriliyordu.
gerçekten yani fark büyük. Ya ben Fransa'da bulundum. Mesela Fransa'daki üniversitede, yani şimdi Osmanlı Korkut Üniversitesi ile 1431'de kurulmuş bir üniversiteyi karşılaştırmak zaten şey olmaz, mantıklı olmaz. Ama bizim Gazi, ODTÜ, o tarz üniversiteleri kıyaslarsak bizde hiç farkları yoktu. Yani eğitim anlamında bence hiçbir şekilde bizden artıları ya da eksileri yok. Ama bazı yönler muhakkak olacaktır. Onlar da gidince muhakkak siz de yaşarsınız o deneyimleri. Gitmenizi tavsiye ederim yani. Başka sorusu olan var mı? Evet. Merhaba, ben fizik bölümünden Gülen. Bu Erasmus şeyini aynen biz de kazanmıştık arkadaşımla. Ama yani gitmekten vazgeçtik. Yani çünkü bu dil sınavına falan girdiğimizde yani herkesin bir nevi ne bildiği yani ortadaydı yani. Bilmiyorduk açıkçası çok fazla. Bundan dolayı hani yapamayız diye düşündük ve gitmedik. Yani ben bunu merak ediyorum. Arkadaşlar hani için nasıl yani hiç olumsuz bir şeyle karşılaşmadılar mı yani? Her şey çok normal bir şekilde mi devam etti? Hiç korkmadılar mı yani? Nasıl korkmadılar? Evet, siz feragat eden fizik öğrencilerisiniz değil mi? Evet, sadece fizik bölümünden feragat olmuştu. Diğer bölümler cesaret edip gittiler. Soralım bakalım arkadaşlara. Ben başlayayım sorun cevabına. Ben gittiğimde yaklaşık bir ay boyunca sadece sınıfa girdim çıktım. Kimseyle konuşmadım mesela. Sadece bir ay boyunca hiçbir şekilde olmadı. Bir de Fransa'da aynı onlar da bizim gibi. Bence İngilizceleri bizim seviyemizde. Bizden artı şeyleri fazlaları yok. Fransızca olduğu için biraz daha şey yani biraz yabancı kaldım. Zamanla tabii onu kurslarla hallettim. Fransızca olaya biraz Fransız kaldım. Ama zamanla onları kursla hallettim. Bir ay sonra 3-4 tane sınıfımla arkadaş edindim. O şekilde bir kaynaşma oldu. Zamanla daha da güzel oldu yani. Bence hiç korkmanıza gerek yoktu. Keşke gitseydiniz. Arkadaşlar, yabancı dille ilgili kısma bir vurgu yapmak istiyorum. Şimdi siz Mart döneminde başvuruyorsunuz. Gideceğiniz dönem önümüzdeki yıl, önümüzdeki dönem. Ve şu anda biz bu işin başında olduğumuz için birçoğunuz son derece şanslı. Ve çok ciddi olarak söylüyorum, Türkiye'de birçok üniversitede olmayan imkanlarımız var. İki tane Amerikalı yabancı hocamız var. Açılan seçmeli dersler var. Yurt dışından üçüncü defa Aykut hocamın da belirttiği gibi aslında benim oraya çıkma sebebim olan, size bunu özellikle vurgulamak için gelmiştim. Üç dönemdir Avrupa'nın farklı ülkelerinden insanlar geliyor etkileşimde, iletişimde bulunmanız için. İyi bir planlamayla çok net söylüyorum. 4 ay, 5 ay, 6 ay, 1 yıl içinde bu İngilizceyi halledebilecek şu anda bizim üniversitede her türlü imkan var. Eğer buradaki esas şey Yaşar Hoca'nın söylediği cesaret ve birazcık da planlı olmak. Şu anda gidenler şanslı. Ama önümüzdeki dönemde zaten İngilizcesi iyi olanlar gidecek. Bence bunu birazcık göz önünde bulundurun. Özellikle bu 16 Nisan'da gelecek grupla, 8 kişilik grupla biz Erasmus'a başvuran arkadaşları bu konuda daha çok motive edeceğiz. İtalyan geliyor, Romanya'dan geliyor, Fransa'dan geliyor, Almanya'dan geliyor. Sizlerin gideceği ülkelerden geliyor zaten bu insanlar. En son işletme grubundan giden arkadaşlara Polonya'da ev konusunda yardımcı olan, geçen dönem Polonya'dan gelen, bazılarınız tanıyacaktır, Aga isimli uçup kaçık bir Polonyalı kız. Burada tanışmış olmasalardı, orada belki daha zor işlerini halledeceklerdi. Ben özellikle buna vurgu yapmak istedim. Teşekkür ederim hocam. Zaten biz ikinci dönem bitecek olan öğrencilerimizi bir ay İngilizce kursu organize ettik. Dış İlişkiler Fakültesinden kullanan Amerikalı arkadaşlarımız gelenler 20 saatlik gittikleri zaman orada nasıl pasaport kontrolünden geçecekler, normal günlük hayatlarını nasıl geçirecekler diye bir kurs organize ettik. Ve bu kursa bazı arkadaşlar katılmadılar, bazıları katıldı. Keşke hepsi katılsaydı, çünkü dönüşte onları bekliyorum ben. Katılanlarla katılanlarla katılmayanlar arasında büyük fark olacaktır. Onları da zaten tekrar dinleyeceğiz.
Sorusu olan var mı başka? Hocam, arkadaşım sorusu adına konuşmak istiyorum. Neden işte orada zorluklar yaşadılar mı, yaşamadılar mı vesaire. Biyoloji bölümü adına diğer Neyman ve Süleyman arkadaşımız zaten biyoloji bölümünde. Biz geçtiğimiz dönem itibariyle 6 öğrencimizi gönderdik ve 6 öğrencimizin 6'sı da başarılı. Ya bu ne kadar zor olduğunu herhalde biraz da size ipucunu verir. Bu herhalde bir %100 başarı demek. Şu dönemde halihazırda 5 öğrencimiz yurt dışında ve gelecek dönem, gelecek sene itibariyle 73 kontenjanımız var ama biz öğrencilerden 15 başvuru alabildik. 15 başvuru alabildik. Bu 15 başvuruda Yaşar Hocam'la da konuştuk, diğer konularla da konuştuk. Bunun keyifilendirilmesi de artık ne kadar yapılacak belli değil. Bu yüzden arkadaşlar sizin özellikle biraz cesaretinizi toplayıp buna girmeniz lazım. Ömrünüzde, hayatınızda kolay kolay yaşayamayacağınız tecrübeleri burada hani sizin devlet arkanızda, üniversite arkanızda bunu yapabilmeniz için imkanlar sağlar. Bunu değerlendirmeniz gerek. Yani diyorum ya 23 tane kontenjanımız var ve biz sadece 15 başvuru alabildik. Ya başka üniversitelerde hani hep diyoruz ya oradaki üniversite ile buradaki üniversite arasındaki fark ne diye düşündüğünüz zaman o günü Türkiye içerisindeki diğer üniversitelerle arasındaki farka bir bakın. Diğer büyük üniversitelerde bu kadar sayıya belki sahip olamayacaksınız bile. O yüzden biraz cesaret. Bakın %100 başarılı arkadaşlarınız gelmişler ve size deneyimlerini anlatıyorlar. Biraz cesaret. Yani hiçbir zaman yokuş çıkarken hep tellersiniz ama yokuşa çıktığınız zaman, zirveyi bıraktığınız zaman buraya ben geldim dersiniz yani. Teşekkür ederim sağ olun. Merhaba, ismim Ahmet Balat, işletme tezli yüksek lisans öğrencisiyim. Erasmus sınavını kazandıktan sonra yurt ve vize için neler yaptınız, süreç nasıl başladı, nasıl devam etti? Aslında bu oryantasyonumuz var bizim, Erasmus oryantasyonumuzda da bunları anlatacağız. Anlattık şimdiye kadar, tekrar diyeyim. Normal Erasmus öğrencisi olarak seçildiğiniz takdirde, hibeler geldikten sonra size asil olarak gidebiliyorsunuz denildiği takdirde ki bu Mayıs ayını bulacak ortalama. Ama şu anda asil listede bulunuyorsanız, şu an itibariyle de gideceğiniz ülkenin, üniversitenin özellikle web sitelerini inceleyerek başvuru Erasmus öğrencileri için başvuru formları vardır. Onları doldurduğunuz takdirde orada yurt başvuruları ile ilgili bilgiler vardır. Yurda başvuru yaparsanız, örneğin Nisan, Mayıs gibi ki yapmanızı tavsiye ederim, Mayıs'ta kalmayın. Ne kadar erken yurt başvurusu yaparsanız size o kadar erken dönüş yapılacaktır. Ve sizin başvurunuz alındıktan sonra, zaten yurdunuz çıktıktan sonra başka bir problem olmuyor. Yani şu an itibariyle asili bulunan arkadaşlar gerekirse bölüm koordinatörleriyle birlikte tabii ki kendileri de yapabilirler ama onlardan yardım alacaklar. Bölüm koordinatörleriyle birlikte başvurularını yapıp yurt başvurusunda bulunabilirler. Ben inşaat mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Bizim bölümümüz yeni açıldığı için daha henüz bir anlaşmalı ülkemiz yok. Ama oysa hani makine ve elektrik anlaşmalı öğretken ülkeleri var ve şu an bir arkadaşım gidiyor oraya. Emin olun o 23 kişilik kontenjan bizim sınıfa verirse kesinlikle hepsi başvurur. Ben olumsuzundan gideyim. Hani oraya gittiğinizde aldığınız derslerde anlamadığınızda hani sonuçta dille alıyorsunuz oranın diliyle. Kaldığınız dersler buradan da alınıyor mu? Yani tekrardan alttan alma şansınız var mı diye soracağım. Şimdi öncelikle şunu açıklık getirelim. 23 kontenjan derken hocamızın bahsettiği şuydu. Biyoloji bölümü bölüm koordinatörünün yaptığı anlaşma sayısına göre belirlenen kontenjan sayısıdır o. İnşaat mühendisliği bölüm koordinatörü de eğer yaparsa birkaç sene içerisinde 23 kontenjanlık ya da 25 kontenjanlık tabii ki inşaat mühendisliğinin de o şekilde kontenjan sayısı olacaktır. Ona bir açıklık getirelim. Ondan sonra gelen hibe kapsamında da biz öğrencileri değerlendirerek kontenjanlara kapsamında belirleyeceğiz ve göndereceğiz öğrencilerimizi. Gittikleri zaman derslerinden kalan öğrenciler tabii %100 başarı olması mümkün
mümkün değil. Ama %100 başarı yapan arkadaşlarımız var. Dönüş yapanlar var. Bütün derslerinden geçmişler ve gelmişler. Yani geçemedikleri takdirde döndükleri zaman tabii ki orada aldıkları derslerin eşleniği burada belirleniyor. Geçtikleri başarılı, başarısız olabilir ya da harf notu, aslında harf notu veriliyor genelde. Bölümünüz buna karar veriyor. Bölüm kurulu, daha sonra fakülte kurulu, arkasından da sizin transkriptiniz çıkıyor. Dersiniz kaldıysanız bir sonraki dönem alttan alma imkanınız var ya da yaz okulunda o dersleri tamamlayabilirsiniz. Arkadaşlar sıkıştırın hocalarınızı. Anlaşma konusunda inşaat mühendisliğindeki arkadaşlar, Halil hocanıza gidin, hocam deyin, biz de anlaşma istiyoruz. Kapısından ayrılmayın. Çalın kapısını. Bölüm koordinatörleri ve bölüm hocaları. Sadece bölüm koordinatörlerinin asli işi değil aslında bu iş. Evet, bölüm koordinatörleri anlaşma yaparlarsa tabii ki daha uygundur ama bölüm hocaları sonuçta, bölüm hocaları da bölüm derslerini ve içeriklerini bildikleri için onlar da anlaşma yapacaklar tabii ki. Başka sorusu olan var mı? Tamam herhalde. Şu an itibariyle soru yok. Peki ben katılımınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Eğer sorunuz yoksa hocam siz söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tamam. Teşekkürler.